ODTÜ'lü olmanın veya iyi bir okuldan mezun olmanın gerçekten avantaj olduğu dönemler, zamanlar belki bundan 30 sene önceydi yani. O zaman zaten üniversite mezunu olmak çok değerli bir şeydi. Şimdi insanın kendisine üniversite zamanında, lisede neler kattığı, hangi bölümü, hangi okulu, hangi ortalamayla mezun olduğundan çok daha kritik bir konu. Herkese merhaba, kolay değil, hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı, bereketli Ramazanlar dileyelim herkese. Geçenlerde birkaç canlı yayın yaptık. Orada çok fazla liselilere tavsiye sorusu geldi. Birçok arkadaş üniversite sınavı heyecanı ve stresi yaşıyor. Birçoğu da aslında daha hemen sınava girmeyecek ama bir şekilde o lisede kendini en iyi nasıl geliştirebileceğini soruyor. Üniversite konusuyla da biraz değineceğim. Çünkü geçenlerde benim bir tane videomu alıp kırpmışlar ki orada da çok aslında anlaşılabilir bir şey söylüyorum. Diyorum ki hani illa üniversiteye gideyim ben diyorsan, üniversiteye gitme demiyorum bu arada. İlla bir üniversiteye gideyim ben, işte bir mezun olayım, o diploma bana lazım diyorsan diye başladığım bir cümle var. Onu böyle öyle bir an yani paylaşmış ve insanlar öyle bir yorum atmış ki oraya sanki ben üniversiteler gereksizdir, üniversite okumayın diyormuşum gibi algı oluşturmaya çalışmışlar. Benim söylediğim sözleri izan ve mantık çerçevesinde anlamaya çalışan, doğru şekilde bakan 3-5 kişi hak vermiş bana ya, adam öyle bir şey demiyor demiş ama genel olarak insanlar orada böyle kendince benim böyle üniversitelere karşı olduğumu ima etmiş. Şöyle bir insan grubu var, bunu anlamanız, bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sizin söylediğiniz sözlerden, anlatımlarınızdan böyle bir sizi hemen peşin peşin yargılamaya ve sizin kötü bir insan olduğunuza, sizin boş yaptığınıza, sizin büyük sözler söylemeye çalışan, dolandırıcı belki olmaya çalıştığınıza inanmaya çalışıyorlar veya sizi öyle nakletmeye çalışıyorlar. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu var arkadaşlar. O yüzden hani o bir tane diğer bir çok ünlü olan işte Halit bin Velid'e demişler ki videosuna da atıfta bulunayım. Biz ne yaparsak yapalım bazı insanlar kötü görmeye, kötü gözle bakmaya çalışıyorlar. İnsan karşısındakini kendinden bilirmiş diyelim ve konumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi liselilere tavsiyelerden önce şunu söyleyeyim. Şu an hani birçok üniversiteye hazırlanan insan için kırılma aylarından bir tanesi. Belki bırakacaksınız, belki devam edeceksiniz. Bir sonraki sene hazırlanmayı tercih edeceksiniz. Öncelikle bu konularda çok güzel içerikler üreten Gökhan'ı, Gri Koç'u takip etmenizi tavsiye ederim. Zaten bunlarla alakalıysanız büyük ihtimal Gökhan'ı biliyorsunuz. Kendisi çok düzgün, çok naif, çok sevdiğim bir insan. Ona da buradan selam söylemiş olayım. Bununla beraber aslında pes etmemek ve tam tersine vitesi artırmamız gereken bir dönemdeyiz. Önümüzde böyle bir hedef olduğunda ve artık çok çalışmışız, yorulmuşuz, az kalmış böyle hedefe olduğunda aslında yapabileceğimiz şey o son nefesimiz, son enerjimizle daha da vitesi artırmak arkadaşlar. Böyle vitesi boşa alıp, daha rölantiye alıp o son zamanlarımızda dinlenmeyi tercih edersek sınavda istediğimiz verimi veya hayatta istediğimiz başarıları elde edemeyebiliriz. Şunu unutmayın, 3 ay sonra zaten baya baya dinlenecek süreniz olacak. Özellikle üniversitede birçoğumuz bunu yaşıyor. Eğer üniversitede böyle çok büyük büyük başarılar elde etmek istemiyorsanız, çok idealist yaklaşımlarınız yoksa, üniversite aslında insanın çoğu zaman da dinlendiği, daha kendine göre plan yapabildiği bir yer liseye nazaran. O yüzden bu son 70-80 günü değerlendirin. Sonra çok çok zamanınız olacak. Başta bir kere koca bir yaz ayı olacak. Hani yaz ayında bol bol gezersiniz, eğlenirsiniz, keyif aldığınız şeyleri yaparsınız. O yüzden son ha bir gayret diyelim. Ve bir şeye daha değineyim. O aslında bazı insanların beni eleştirmiş olduğu videoya tekrar bir altını çizmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, üniversiteyi özellikle iyi üniversitelerin, iyi bölümlerini okuyan arkadaşlarda hayatla ilgili şöyle bir beklenti oluşuyor. Diyor ki ben ODTÜ mezunuyum, işte Boğaziçi mezunuyum, falanca okul mezunuyum, işte ben çok değerliyim zaten, istediğim gibi iş güç bulurum, işte her şeyi başarırım falan. Buna çok böyle güvenmiyor olmak gerekiyor. Bu çok ciddi bir handikap arkadaşlar. ODTÜ'lü olmanın veya iyi bir okuldan mezun olmanın gerçekten avantaj olduğu dönemler, zamanlar belki bundan 30 sene önceydi yani. O zaman zaten üniversite mezunu olmak çok değerli bir şeydi. Şimdi insanın kendisine üniversite zamanında, lisede neler kattığı, hangi bölümü, hangi okulu, hangi ortalamayla mezun olduğundan çok daha kritik bir konu. Yani kendini geliştirmek için ne yaptın? Bireysel gelişimde kendine ne kattın, ne koydun, ne kadar ilerledin? Dilini ne kadar geniş ilerlettin? Belki ne kadar spor yaptın?
ne kadar işte kitap okudun, ne kadar genel kültürünü ilerlettin, geliştirdin, ne kadar ülke gördün vesaire vesaire. Bunlar çok kritik konular arkadaşlar. Çünkü bu bahsettiğim her şey yurt dışındaki bizim akranlarımız, üniversite okuyan insanlar aslında bunlara odaklanıyor. Üniversite esnasında sporda kendini geliştirebildiği kadar geliştiriyor, okuyabildiği kadar okuyor, gezebildiği kadar geziyor vesaire vesaire. Ben hep şuna getiriyorum konu. Elimizdeki imkanlar bakıp en iyisini değerlendirmek lazım. Elimizdeki nimet, imkan ve fırsatları maksimum şekilde değerlendirmek lazım. O yüzden bazı insanların şunu dediğini duyuyorum. Abi yurt dışındaki adam gezer, Türkiye'de gezmek kolay mı diye. Kolay değil arkadaşlar, biliyorum. Zaten madem gezemiyorsun, yurt dışına çıkamıyorsun, bir şekilde başkaları için normal kabul edebilecek şeyler bizim ülkemizde maalesef lüksse, o zaman kalan şeyleri çok iyi yap. Yapabildiğin kadar spor yap, daha sağlıklı ol, deli gibi kitap oku, deli gibi kendini geliştir. Birçoğu bedava olan bir şey. Yani senin, bu dediğim şeyler bu arada liseli arkadaşlar için de geçerli. Senin işte ne bileyim, daha fazla spor yapman, daha fazla yürüyüş yapman, daha fazla çevre edinmen, kendini geliştirmen, bunların çoğu bedava. Lütfen bunlarda bahane uydurmayalım. Üniversite konusuyla ilgili bir şey daha eklemem gerekiyor burada. Yine hani o kendince beni linç etmeye çalışan insanlara gelsin. Birçok insan sırf üniversite mezunu olmayı şey zannediyor, yani üniversite mezunu olmazsam bu hayatta hiçbir şey olamam gibi zannediyor. Ve işte bir üniversite okuyor, sonra bir üniversite daha okuyor, master yapıyor, doktora yapıyor. Ama o ara onlarla uğraşırken aslında gerçekten uzmanlaşmak istediği dalda kendini geliştirmeyi unutuyor. O daha çok şeyde, el alem ne der? İşte arkadaşım veya bana CV'me bakacak, beni değerlendirecek İK'cı, müdür vesaire ne der diye düşünüyor, anlatabiliyor muyum? Veya işte kendince ailesine veya bir yerde bir kuruma girerken orada master ve doktorayı göstermek istiyor. Belki maaşı daha fazla olsun diye. Halbuki o efor, o emeği gerçekten işinde iyi olmaya harcasa, gerçekten böyle o boş sertifikalara veya bir kağıt parçasına dayandırmak yerine hayatını, gerçekten kendini geliştirmeye adasa zaten ilerleyecek arkadaşlar. Bu demek istediğimi, iş hayatında bir şekilde çalışmış, ilerlemiş, kendini kanıtlamış, her geçen gün daha farklı fırsat ve kapılar açılmış her insan şu an anlayabiliyordur eminim ki. Zaten bunu anlayamayan, bir şekilde bunlara işte ya uyduruyor falan diyenler de sürekli bir işte sertifika peşinde, işte bir tane daha diploma alayım, falanca etkinliğe gideyim, orada görüneyim de işte falan gibi boş şeylerin peşinde. Hani çok güzel bir örnek var, bunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Siz sahada çok böyle futbol oynarken, spor yaparken çok havalı hareketler yapabilirsiniz, çalımlar atarsınız vesaire. Bazen çok işte böyle hızlı koşarsınız falan. Sizi tribünler alkışlayabilir, sizi herkes çok büyük bir sporcu zannedebilir. Ama sizi gerçekten tanıyan rakipleriniz ve takım arkadaşlarınızdır. Ne kadar faydalı, verimli olduğunuz. İşte o takım arkadaşlarınıza sorulduğunda onun ne diyeceği çok önemli. Bunu unutmamak lazım. Birilerini böyle geçici, suni olarak kandırmak için hiçbir hareketi yapmamak lazım. Kendine yatırım yapmak lazım ve sabretmek lazım diye düşünüyorum. Ben bunu kendi hayatımda her zaman gördüm. Ne zaman sabrettiysem, ne zaman okey ben bekleyeceğim yani bir şekilde burada kolay bir para var, hayır istemiyorum, ben sabredeceğim. Gerekirse borç harç içinde 10 sene sonra para kazanacağım dediysem, her zaman sonra iyi ki demişim diyorum arkadaşlar. Üniversiteye girecek arkadaşlara birkaç naçizane tavsiyede bulunayım. Öncelikle arkadaşlar, ister üniversite sınavı olsun, ister spor olsun vesaire, çoğu zaman gerçekten en çok çalışan, en disiplinle çalışan insanlar kazanıyor. İlerliyor hayatta, başarılı oluyor. O yüzden üniversite sınavına şu son zamanlarda hazırlanırken işte zekanıza, ya zaten ben yeterince iyiyim, çok çalıştım gibi şeylere asla kapılmayın. Zekanıza güvenmeyin. Rehavet başarının önündeki en tehlikeli şeylerden bir tanesi. Ben hep söylüyorum yani, hayatta hiçbir zaman hiçbir şeyden, rehavetten korktuğum kadar korkmuyorum neredeyse. Çünkü oldum demek, ya biz işte zaten iyi gidiyoruz demek çok kolay bir şey. O yüzden hazır motivasyon, hazır gazı almışken üzerine daha da koyarak devam edin. Yine bir örnek vereyim bununla ilgili. Hani sahada örneğin boks yapıyorsunuz. Rakibiniz sallandığında, aa sallanacak, sallanıyor, düşecek demeyin arkadaşlar. Rakip sallanıyorsa daha da atak edin, daha da saldırın üzerine. Düşürün maçı, kazanın, bitsin. İşte şu an o sınava hazırlanırken de son ayları bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bunu yaparken kendinizi ama gereksiz bir bunalıma da sokmayın. Ben naçizane tavsiyem burada. Kesinlikle o sağlam kafa sağlam vücutta olur mantığını unutmayın arkadaşlar. Bakın, sabah güne bence 1 saat yürüyüşle başlayın yapabiliyorsanız. 10 saat çalışacağınızda 8 saat çalışın ama
daha verimli çalıştığınızı göreceksiniz. Bir saat muhakkak yürüyün. Çok güzelce böyle yarım saat bir stretch yapın. Açma gerdirme yapın. Eğer zaten böyle yoga vesaire yapıyorsanız bunları zaten yapıyorsunuzdur ama yapmıyorsanız gerçekten stretch'e önem verin. Böyle fiziken rahatladığınıza ve kendinizi bir sonraki o challenge'a belki 4 saat daha çalışacaksınız. Hazırladığınıza emin olun. Çoğu zaman başarının altında süreklilik yatıyor arkadaşlar. Yani kısa vadeli böyle işte arada gaza gelip böyle bir hafta Allah'ım sabahlara kadar çalıştım falan deyip ondan sonraki sizde o yarattığı mutsuzluk, huzursuzluk, yorgunluğun getirdiği ertesi hafta bir ay hafta verimsiz geçirmektense gerçekten gün içinde daha azaltın ama sürekli hale getirin. Süreklilik size muhakkak hayatta her zaman başarı getirecektir. Zaten hani bu sürekli şeye de bağlayabiliriz. Yani çoğu zaman arkadaşlar böyle en zeki olan, en akıllı olan kazanmıyor hayatta. Bu sınav da olabilir, başka bir şey de olabilir. Sürekli olan, sabreden ve inatla çalışan, azmeden insanlar hayatta bir yere geliyor. Son olarak şimdi arkadaşlar hani üniversite ve sınavına hazırlanırken çok tavsiye de istiyorsunuz. Ben üniversite sınavına samimi söyleyeyim. Hazırlanalı çok uzun seneler oldu. Yani 2006'da girdim üniversiteye, 2005'te hazırlandıysam üzerinden 17 sene geçti. Şunu söyleyebilirim. Ben şahsen çok böyle hazırlanmış bir insan değildim üniversiteye. Hatta kendi hikayem çok komik. Yani tüm arkadaşlarım lisede böyle özellikle son sınıfta, lise sonunda tüm sene gece gündüz çalışırken ben üniversite sınavına son 10 gün falan çalıştım böyle komikti yani. O da böyle yine aşırı çalışmadım. Çok şükür hani iyi bir okulda iyi bir bölüme girdim. Hani daha iyisi de olabilirdi ama böyle olması benim için çok daha hayırlı oldu aynı zamanda. Sizin tarafta sadece şunu söyleyebilirim. Hani bu önden şeyde uyarıyı da vereyim hani bu konuda müthiş tavsiyeler verebilecek biri değilim ama son 2 ay 3 ay kaldı ya şu an. Ya abi ben çok hazırlanamadım 3 ay işte ne yapsam tamamen bıraksam mı konusunda hala 3 ay. Hala 3 ay çok uzun bir süre. İsteyen biri için planlamayı doğru yapan, belki hedefini de biraz değiştiren biri için belki bir tık daha kolay bir tık daha girmesi kolay bir bölümü hedefleyebilirsiniz. Ama 3 ay çok uzun bir süre arkadaşlar hala. Hani bugün bile başlayan biri için doğru planlama yaparsanız son 3 ayda 70-80 günde çok sıkı çalışırsınız. Herkesten daha fazla isterseniz hikayeyi başarmamak için hiçbir sebep yok. İnsan, şunu da uyarmam gerekiyor. İnsan lisede, belki üniversitede bir şey isteyince ne kadar çalışırsa başarılı olabileceğini tam olarak idrak edemeyebiliyor arkadaşlar. Bu bence insan olgunlaştıkça daha çok gelişen bir şey. Ama size garanti ediyorum ki 80 gün, 70 gün çok uzun bir süre. Belki şansınız da biraz yaver gider. Çünkü şans faktörü de var hayatta. Onu da gerçekten böyle atlamamak lazım. Bazen denk geliyor. Örneğin siz şimdi 70-80 günde bazı konulara daha çok odaklanmanız gerekecek. Bazı konuları ister istemez o kadar çalışamayacaksınız. Hani sınavda daha çok sizin bildiğiniz yerden soru gelirse o sizin için ekstra bir arkada rüzgar olacak. Ama o rüzgara beklemeden biz elimizden gelenin en iyisini yapalım. Sonra kısmetimizi görüp yaşayalım diyorum. Beğendiğiniz için çok teşekkürler. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.